sıkılıyoruz. Çok sıkılıyor. Oyun oynamayınca, şey yapmayınca. Nerede olmak isterdim? Ailemin yanında. Kardeşlerim yanında. Öyle işte. Bugün güzel bir sosyal sorumluluk projesinden söz edeceğiz. Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar için uygulama ve araştırma merkezinden, bunun öneminden söz edeceğiz. Maltepe Üniversitesi'nde böyle bir uygulama ve araştırma merkezi açıldı. Dün de hatta Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile bir protokol, bir anlaşma imzalandı. Şimdi böyle bir uygulama ve araştırma merkezi, hani işlevleri arasında neler var? Her şeyden önce çocukların sokakta olmaması gerekiyor. Hiçbir koşulda. Çocukların ailelerinin yanında olması gerekiyor. Çocukların okulda olmaları gerekiyor. Dolayısıyla bizim çalışmalarımız da bu doğrultuda olacak. Peki bu destek hangi bağıtta olacak? Bu bir. İkincisi, bizim üniversitenin gençleri, öğrenciler bu projenin neresinde yer alacaklar? Bizim alanda çalışanlardan öğrenecek çok şeyimiz var ve bizim bir arada olmamız gerekiyor. Bunun için disiplinler arası çalışmalara gerek var. Disiplinler arası dediğimiz vakit psikoloji, felsefe, sosyoloji, hukuk, sosyal hizmetler, tıp, aklınıza gelen bütün bölümlerin söz konusu sokaktaki çocuklar olduğunda iş birliği yapması gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir merkezin üniversite çatısı altında kurulması demek, bütün bu disiplinlerden beslenmesi anlamına gelecek. Dolayısıyla bizim öğrencilerle işbirliği yapmamıza da son derece büyük ihtiyaç var. SOYAŞ'ta aslında bir SOYAŞ modeli dediğimiz bir model geliştirdik. Bu model çeşitli alanların, çeşitli psikoloji alanındaki değişik yaklaşımların birleşimiyle ortaya çıktı. Ve bir takım temel unsurları var. Temel unsurlarından biri üniversite toplum işbirliğine dayanıyor. Disiplinler arası bir çalışma ve insanın gelişiminde bütünsel bir yaklaşımın önemini ele alıyor. Bizim giderek alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan bir tanesi o zaman Fenerbahçe'de bulunan Çezen Kampı'nda gerçekleştirdiğimiz çalışmadır. Bu çalışmayı Kafkasya Forumu işbirliğiyle üniversitemizin öğrencileriyle birlikte oraya giderek kampta kalan yetişkinler ve çocuklarına yönelik olarak okuma yazmadan oyun oynamaya çok çeşitli faaliyetleri yine birlikte orada gerçekleştirmiştik. Sokakta çalışan çocuklarla birlikte bir yaz okulu gerçekleştirdik. Bu yaz okuluna çocuklar üniversiteye geldiler. Üniversitemizin oyunculuk bölümü, matematik bölümü, yine psikoloji bölümüyle işbirliği içerisinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi ve çocuklar bu çalışmalara katıldılar. Çalışmalara katılmanın onlara ne kadar iyi geldiğini ve sokakta çalışmak yerine üniversiteye gelmeyi kendilerinin tercih ettiğini de hep söylemişti çocuklar. SOYAŞ kurulduktan sonra ilk projelerimizden biri olan yakındaki tutuk evindeki dezavantajlı olduğu için suça sürüklenmiş gençlerle birlikte çalışmalar yürüttük. Bu atölye çalışmaları oyun şeklinde, eğitsel çalışmalar şeklinde grup çalışmalarıydı. Birlikte oyunlar, birlikte etkinlikler yaptık onlarla. Zaman zaman onları bireysel olarak dinledik. Zaman zaman onlarla eğlendik, güldük, şarkılar, türküler söyledik. Onlara dair pek çok şey öğrendik. Hatta hala aklımda kalan bir cümleyi söylemek isterim. Niye toplumdaki insanlar bizim neden burada olduğumuzu hiç sorgulamıyorlar ve bizi suçluyorlar diyorlardı. Onlar bize dokundu, biz onlara dokunduk ve güzel anılarla oradan ayrıldık. SOYAŞ kurulduktan çok kısa bir süre sonra Safe Families, Safe Children, Uluslararası Sokak Çocukları Koalisyonu'na girdi.
Bu hakikaten çok anlamlıydı. Çünkü o koalisyonla birlikte özellikle bu alanda çalışan, önemli çalışmaları olan uygulamacılar, akademisyenlerle bir arada çalışma ve o güçlü network'ün içine girme fırsatımız da oldu. Ve birlikte bir çalışma modeli de geliştirdik. Çocuklar ve ailelerle nasıl çalışılacağı konusunda. Ve bu geliştirilen modeli 2011 Kasım'da İngiltere'de Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası'nda birlikte çalıştığımız bütün o paydaşlarla birlikte bir araya gelerek sunma, paylaşma, anlatma şansımız da oldu. İşte bütün bu uluslararası işbirlikleri, SOYAÇ'ın çalışmalarının yalnızca ulusal işbirlikleriyle değil, uluslararası işbirlikleriyle de sürdürülmesi ve yaptığımız çalışmalara sürekli olarak beraber bakma, birlikte düşünme, geliştirme ve gelişme fırsatını bize verdi. Ve geliştirme merkezi mi olacak? Aynı zamanda bir eğitim merkezi de olacak mı? Hiç kuşkusuz. Bu merkeze çocukların gelmesi gerekiyor. Bu merkeze çalışanların gelmesi gerekiyor. Bu merkeze alandaki diğer bütün ilgili olan akademisyenlerin gelmesi gerekiyor. Bu merkezin bir anlamda adı üzerinde merkez olup dünyadaki diğer üniversitelerle, dünyada bu problemi yaşayan diğer kimselerle de işbirliği yapması gerekiyor. Evet, çocuklar bu merkeze gelecekler. Peki gelecekler, gayet güzel. Hani bunu destekliyoruz. Bu merkez olmazsa olmaz. Ama çocuk elini uzattı bize. Bu şeyin bir parçası oldu. Aktif bir iletişimimiz var, üretimimiz var. Ama bittikten sonra, gün bittikten sonra çocuk sokakta yaşayan çocuk olmamalı. Bu konuda ne gibi çalışmalarımız olacak? Biz Maltepe Üniversitesi olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile şu anda çok iyi bir diyalogumuz var. Ve onlarla bir protokol imzalama hazırlığı içindeyiz. Çünkü sokaktaki çocuklar dediğimiz vakit devletin temel hizmet veren kurumu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu. Onlarla işbirliği yapmak gerekiyor. Hizmetin kalitesinin artırılması bakımından beraber öğrenmek gerekiyor. Bizim onlardan öğrenecek çok şeyimiz var. O yüzden de tam da sizin işaret ettiğiniz gibi bunun birçok boyutu var ve o boyutların işin içine koymak, işin içine almak gerekiyor. Ve burada da temelde işbirliği yapılması gereken kurum Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve bu konuda çalışan diğer STK'lar ki buradan bir hizmet modeli gelişebilsin. Bazı beden duruş formları var ama mesela burada yazmadığını bildiğin için hani köpek var. Başarısız, başarısız hiçbir şey beceremiyor, görüyor musun? Her şey kırılıyor.
Kuyruğumu kırdı bak kuyruğumu. Yine bu çalışma kapsamında Kartal Belediyesi ile söz gelimi arama kurtarma eğitimleri verildi. Ve burada da gördük ki aranan, kurtarılan, risk altında olan gençlerin arayan, kurtaran konumunda olmaları, eğitimlerle güçlendirilmeli, onlara çok iyi geldiğini yine çocuklardan hep dinledik çalışmalar sırasında. Yine bu çocuklardan bir tanesi işte daha geçen aylarda yaptığımız bir toplantıda bize orada aldığı eğitimlerin daha sonra can kurtaran olarak iş bulmasını sağladığını, hayata tutunmasında o eğitimlerin nasıl etkili olduğunu anlatmıştı. Yurttan çıktıktan sonra da o sivil savunmadan aldığımız o belgelerle can kurtaran oldum. Onlar o belgeler, o sertifikalar biraz işe yaradı. O yardım sertifikası, denizde arama kurtarma falan. İşte yurttan çıktıktan memurluk gelene kadar falan can kurtaranlık yaptım. Sokakların çocukların gözünden nasıl görüldüğünü, yine çocukların gözünden çocuklarla birlikte anlamlandırmak üzere bir çalışma gerçekleştirmiştik. British Community Council'ın desteğiyle. Burada çocuklar İstanbul'un çekmek istedikleri mekanlarına kendileri karar vererek, yine üniversite öğrencileriyle birlikte eğitimler alarak İstanbul'un sokaklarında bu kez fotoğraflar çektiler. Şöyle bir fotoğraf koyalım istedik. Ve bir fotoğraf sergisi de gerçekleştirildi. Çocukların çektikleri fotoğraflardan. Çocuklar için anlamlı olan mekanları, çocukların fotoğrafladıkları mekanları beraber anlamak ve çocukların kendilerini ifade etmeleri için de onlara fotoğrafı bir dil olarak sunmaktı amacımız. Sultanbeyli Kaymakamlığı işbirliğiyle İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle bu kez gençler için gençlerle projesini gerçekleştirdik. Ve Sultanbeyli'de bulunan Mesleki Eğitim Merkezi'ne bu kez öğrencilerimizle birlikte giderek çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Orada gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kemandan söyleşilere, erkeklik atölyesinden, İngilizce atölyesine, müzikten, yine üniversitemizin meslek yüksekokulundan, moda tasarımcılığı bölümünün hocalarının dahil olmasıyla, moda tasarımı atölyesinden çok çeşitli atölyelere, radyo atölyesine kadar çeşitlilik gösteren çalışmalar gerçekleştirdik Sultanbeyli Mesleki Eğitim Merkezi'nde.
Burada da amacımız çok ağır koşullarda çalışan gençlerin, çok uzun saatler çalışan gençlerin mesleki eğitim merkezine geldiklerinde haftada bir gün mesleki eğitim merkezine geliyorlardı. İşte orada aldıkları teknik eğitimin yanı sıra onlara psikososyal destek vermek, onların gelişimlerini, eğitimlerini psikososyal anlamda destekleyerek gençlere katkı vermekti. Yapmış olduğumuz çalışmada biz gençlere uzanmaya çalıştık. Aynı zamanda aileleriyle ilgili de çalışmalar yaptık. Sultanbeyli kadınlarla ben bugün gibi hatırlıyorum yapmış olduğum atölye çalışmasında, düşünme eğitimi atölyesinde yine aile içerisinde insan haklarının nasıl korunabileceği veya nasıl korunabilmesi, korunması gerektiği konusunda çalışmalarımızı yürüttük ve yaptığımız çalışmanın sonunda ayrılanların izlenimleri şöyleydi. Biz kendimizi şimdi çok daha iyi hissediyoruz. İşte kaymakamlıklar olmak üzere, belediyeler olmak üzere, yerel yönetimler olmak üzere örneğin çok çeşitli çalışmalar yapılması gerekmekte. Biz üniversite olarak bütün bunların bilincindeyiz ve çalışmalarımızı hem SOYAÇ diyoruz biz kısa adıyla bu merkezimize, SOYAÇ aracılığıyla hem de diğer merkezlerimiz aracılığıyla aynı hedefe ulaşmak için geleceği parlak bir Türkiye ve kendisine yeterli gençler yaratabilmek için, onların yetişmelerine yardımcı olmak için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürmeye devam ediyoruz. Maltepe Kaymakamlığı işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz Liseden Üniversiteye Gençler Birlikte projesi 2 yıl devam etti. Maltepe'de okulun terk oranının yüksek olduğu bir okulda bu kez SOYAÇ modeliyle çalıştık. Ve çalışmalarımızın sonunda da okula devamsızlık ve okul terk oranında ciddi şekilde bir azalma olduğunu gördük. Bu da tabii bizi çok memnun etti. Liseden Üniversiteye Gençlerle Birlikte projesinin sonunda. Biraz daha sakinleşmeyi, sakin kalabilmeyi öğrendim. Hayatımda kocaman bir fark oldu. Her şeye sinirlenmem gitti. Şu an daha sabırlıyım. Geride durmuyorum, konuşuyorum, kendimi ifade ediyorum artık. Mesela projeden sonra derse girdiğimde rahat giriyordum yani. Kendimi rahatlamış hissediyordum. Bundan çok katkısı oldu. Daha istekli oluyorum okula karşı yani. Meslek seçimim hakkında da çok etkili oldu. Heveslendiriliyoruz. Projeye katılmayı çok seviyorum ve bununla birlikte cuma günlerini de sevmeye başladım. Ve sonra fark ettim ki okulu da sevmeye başlamışım. Thank you.
başta öğrencilerle çalışmak çok güzeldi. Bu projeyle kendimi çok geliştirdim ve kendime güvenim arttı. Hem lise öğrencileri hem üniversite öğrencileri karşılıklı olarak kendimize çok şey kattık. 2010 yılından bu yana Soyağaç'ta gerçekleştirilen çalışmalardan ötürü 2017 yılında British Council tarafından verilen toplumsal etki ödülünün beni onurlandırdığını ve bu ödülün çok anlamlı bir ödül olduğunu söylemeliyim. First of all, we can have her speech maybe. Congratulations for Hava Özden Bademci. Of course, young people and their families I have been working with in the last 10 years. And I'm really hoping that this recognition will help me to be even more stronger. Thank you very much. Temelli toplum çalışmaları kapsamında bu arada gerçekleştirdiğimiz ve 3 yıl devam eden nitelikli eğitimin anahtarı empatik ve destekleyici öğretmenler projesinde söz gelimi biz 5 farklı ülkeyle işbirliği yaptık. Ve birlikte Bulgaristan, İtalya, Romanya, Malta'nın olduğu ülkelerden temsilcilerle beraber, eğitimcilerden uygulamacılarla beraber bir araya gelerek bu kez bir öğretmen eğitim programı oluşturduk söz gelimi. Ve biz bu öğretmen eğitim programını Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Muğla'ya giderek oradaki öğretmenlerle beraber çalıştık ve geliştirdiğimiz öğretmen eğitim programını Muğla'daki öğretmenlerle paylaştık. Daha sonra onlar da kendileri okullarında okul terkinin önlenmesi, çocukların okula devamlarının desteklenmesi için söz gelimi DEVA adında bir projeyi hayata geçirdiler. 2015 yılından bu yana çalışmalarımız okul temelli toplum çalışmaları olarak ilerliyor. Dolayısıyla biz okullara konuşlanıyoruz ekip olarak. Birinci sınıfa gideceksin 9 yaşındasın. Ya durumumuz yoktu, gönderemedik zaten. O devlet okuluna da çocuklar biraz şey, bilmiyorum, gönderemeyeceğiz herhalde orayı da. Biraz aksiler, itekliyorlar, çoğunlukla aksilik yapıyorlar çok. O yüzden. Okul terk oranının, okula devamsızlığın yüksek olduğu okullara ekip olarak gidiyoruz. Okula konuşlanıyoruz, ancak çalışmalarımız okulla sınırlı değil, çalışmalarımız okulun bulunduğu toplumda gerçekleşiyor. Travma bilgisine dayalı eğitim uygulamaları olarak yaptığımız çalışmaları belki kısaca özetleyebiliriz. Ve tabii bununla birlikte disiplinler arası işbirlikleriyle, kurumlar arası işbirlikleriyle, uluslararası işbirlikleriyle yine okul temelli toplum çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimizle birlikte okulda olması gereken çocukların ailelerine ulaşarak, çocuklara ulaşarak, burada işbirliği yaptığımız kamu kurumlarıyla birlikte, ki kamu kurumlarında kaymakamlık, yerel yönetimler, belediye, bununla birlikte ilçe sosyal hizmetler, ilçe milli eğitim, ilçe sağlıkla ve alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak çocukların okula gelmelerini, okulla sınırlı ilişkileri olan çocukların okulda kalmalarını ve okul çalışanlarıyla birlikte işbirliği yapmak ve beraber çalışmak suretiyle çocukların eğitime erişim haklarını desteklemek üzere çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çocuklarla ilişki kurmak önemli. Okul ortamının hem okuldaki öğretmen-öğrenci ilişkilerinin, öğrenciler arası ilişkilerin sevgi dolu, sevecen, güvenli, destekleyici, sıcak ilişkiler olmasını çabalıyoruz. Thank you.
Temmuz 2019'da da bu kez Okuldayız Üsküdar projesine başladık. Okuldayız Çekmeköy olarak başladı. Şimdi Okuldayız Üsküdar'la devam ediyor. Burada da Üsküdar Kaymakamlığı ile birlikte çalışıyoruz. Üsküdar Kaymakamlığı'nın yanı sıra ilçe sosyal hizmetler, ilçe sağlık, ilçe emniyet, yine projemizin çok önemli paydaşları. Üsküdar Romanları Platformu da yine bizim projemizde. Toplum Ruh Sağlığını Geliştirme Derneği ile işbirliği yapıyoruz. Ve Soyer çalışmalarında doğru insan kaynağının çok büyük bir bölümü Maltepe Üniversitesi'nden geliyor. Ancak yanı sıra farklı üniversitelerle de işbirliği yapıyoruz. Örneğin burada da yine okul temelli toplum çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Projemiz kapsamında Üsküdar'da okul terk oranının çok yüksek olduğu bir okula yine konuşlanmış durumdayız. Ancak çalışmalarımız okulla sınırlı değil elbette. Fakat öğretmenler burada çok önemli. Okul idarecileri çok önemli. Ve biz sınıf öğretmenleri için, disiplinler arası her bir sınıf öğretmeni için, disiplinler arası sınıf ekipleri oluşturuldu örneğin proje kapsamında. Yine her iki sınıf için aile çalışmaları ekibi oluşturuldu. Ve çalışmalarımızı yürütürken söz gelimi, okuma, yazma bilmeyen yetişkinler ve gençler olduğunu tespit ettik. Üniversitemizin bağlı olduğu İstanbul Marmara Eğitim Vakfı ile beraber okuma yazma seferberliği yine başladı bu çalışma kapsamında. Ne yazık ki çocuk yaşta evlilikleri gördük. Burada da yine bu çocuk yaşta evliliklerin engellenmesi için çalışmalar başlattık ve çok sayıda insan çalışmaların içerisinde ve biz çalışmalarımızı gerçekleştirirken özellikle okul temelli olan çalışmalarda da yine diğer kurumlarla yaptığımız işbirliğinde olduğu gibi alanda çalışanların deneyimlerine saygılı bir şekilde devam etmek bizim için son derece önemli. Dolayısıyla bütün bu Okuldayız çalışmalarında okul öğretmenlerinin ve idarecilerinin liderliğini çok önemsiyoruz ve kendi rolümüzü de destekleyici olarak görüyoruz. Toplantılar düzenlenmesi, proje kapsamında tüm okulda farkındalık oluşması, elde edilen kazanımları öğretmenlerle paylaşarak motivasyon artırılması. Söz gelimi bu projemizde de evet psikoloji bölümü var. Core grup olarak psikoloji bölümü yer alıyor. Fakat bununla birlikte sosyal hizmet, hemşirelik, çocuk gelişimi, felsefe, beslenme, anestezi, fizyoterapi, üniversitenin hemen bütün bölümleriyle beraber yine Okuldayız projesinde de biz birlikte çalışıyoruz. Okuldayız çalışmaları sırasında söz gelimi Malta Üniversitesi ile bir işbirliğimiz oldu. Malta'nın daha önce geliştirmiş olduğu bir Rescure adında bir programı ki bu programda yine öğretmenlerin desteklenmesinin amaçlandığı ve müfredata kazandırılan bir program. Malta Üniversitesi tarafından geliştirilen. Orada da yine öğrencilerimizle beraber Türkçe'ye çevirilerini tamamladık. Öğretmenlerle birlikte bu programın uyarlamasını, adaptasyonunu yaptık ve bunlar sınıf içinde öğretmenlerle beraber uygulandılar. Ve yine buralardan da çocukların öğretmenlerle olan ilişkileri, birbirleriyle olan ilişkileri, okula bağlılıklarında, okula devamlarında önemli, çok önemli olumlu etkileri olduğunu gördük. Okuldayız Üsküdar projesinde de daha önceki projelerimizde olduğu gibi işte bizim bu uluslararası network'ümüzün içinde olan hocalar üniversitemize eğitim vermek üzere geldiklerinde sadece öğrencilerimizle değil, onlar aynı zamanda okulda çalışanlarla da bir araya geliyorlar. Bize konuk olarak gelen psikoterapistleri, akademisyenleri çalıştığımız okula davet ediyoruz. Ve okulda işte beraber çalıştığımız öğretmenlerle, okul idarecileriyle birlikte
Orada çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda da aslında bu eğitimlerin proje okulunda da yapılıyor olması, konferansların yine bu okullara, eğitimlerin bu okullara taşınıyor olması bizim için oldukça önemli. Biz okuldayız çalışmalarında, okul temelli toplum çalışmaları yapıyoruz. Aynı zamanda da bunun tüm okul yaklaşımını benimsediğini söylemeliyim. Tüm okul yaklaşımı dediğimizde de burada o kapıdaki görevli, yardımcı personel, dolayısıyla okulda çalışan herkes, herkesi kapsayacak şekilde çalışmaların yapılması önemli. Çalışmalar zaman zaman onların üniversiteye gelmeleri şeklinde oluyor. Zaman zaman okulda yürütülüyor bu çalışmalar. Ve yine bu yaptığımız çalışmalarda bütün proje ekibini kapsayacak ve çalışmanın tek bir ekip ruhuyla aslında gerçekleştirilmesinin çok üzerinde durduğumu söylemeliyim. Nihayetinde eğer biz tek bir ekibe dönüşebilirsek, bütün yapılan projelerde farklı farklı ekipler var doğru, ancak bütüncül bir şekilde çalışmaların yapılabilmesi için bizim tek bir ekip ruhuyla hep beraber birlikte çalışabilmemiz için de işte bir takım seminerlerden, etkinliklerden, birlikte kahvaltı etmek, beraber sosyalleşmek, bir filmi seyredip üzerine birlikte tartışmak gibi orada birbiriyle güçlü, anlamlı bağları olan bir topluluk oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla üniversite toplumda ve bütün toplumun katmanları da birbiriyle iletişim ve etkileşim içerisinde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Çalışmalarımız kapsamında öğretmenlerin desteklenmesini de çok önemli buluyoruz. Dolayısıyla bu çok kapsamlı ve çok kavrayıcı. Yine çalışmalar sürerken tabii çok önemli bir aslında paydaşı bizim öğrencilerimiz. O yüzden projeler sırasında da öğrencilerimizin desteklenmesi, eğitimlerle desteklenmeleri, süpervizyonlarla desteklenmeleri, birbirleriyle kurdukları ilişkilerin desteklenmesi, kendilerini çalışmada grubun bir parçası olarak hissetmeleri, ait hissetmeleri, anlam bulmaları, birbirleriyle ve kendileriyle olan bağlarının, ilişkilerinin gelişmesi son derece önemli. Çünkü biz Soyaç modelinde şunu mutlaka vurgulamalıyım, yaptığımız bütün çalışmaların amacına ulaşabilmesi için çalışmanın içinde olan herkesin kendisiyle ve birbirleriyle olan ilişkilerinin desteklenmesi ve oluşturulan işte bu topluluğun, bu komünitenin çalıştığımız çocuklarla, gençlerle, ailelerle, alanda çalışanlarla beraber büyüyerek daha büyük bir komüniteye dönüşmesi ve aslında değişimin de evet kişi bazında değişim önemli, ancak değişimin tabii etkili olabilmesi için mutlaka bu değişimin toplumda değişime, toplulukta değişime dönüşmesini de çok önemsiyoruz. Dolayısıyla da işte çalışmalarımızda bu tarafının ekip olarak çok üzerinde duruyoruz. Ekipler oluşturuyoruz, ekipler oluşturduk. Ekibe ihtiyacımız var. Projede de yine ekiplerimiz var. Sistem anlayışı, disiplinler arası olması, travma bilgisine dayanması, elbette ilişkileri odağına koyması, nihayetinde o iyileştirici komüniteyi oluşturabilmek.
tabanlı yürütülen projeler bizim için çok önemli. Çünkü biz çocuğun ihtiyaçlarını, ebeveynlerle iletişim kurma şansımız oldu. Bu anlamda da yaptığımız beslenme eğitimleri. Bu disiplinler arası ekibin bir parçası olarak hem okul içinde hem okul dışında ailelerle, kurumlarla işbirliği çerçevesinde uygulamalı okul sosyal çalışması yürütüyoruz. En son yetişkin okuma yazma seferberliği adı altında yola çıktığımız bu projede Okuldayız Üsküdar projesi kapsamında destek verilen öğrencilerin ailelerine okuma yazma eğitimi vermeyi amaçladık. Bye bye. Projeye gönüllü olarak katıldım. Bu projedeki görevimiz ise çocuk atölyelerinde akran danışmanları ve çocuklarla beraber faaliyetler yapmak. Bu faaliyetler sayesinde hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz, birbirimizi daha iyi tanıyoruz ve sosyalleşiyoruz. Bu projenin aslında bizim için amacı çocukları okula kazandırmak, topluma kazandırmak, devamsızlığını en az seviyeye indirgemek. Erasmus söz gelimi sadece hocaların değil, yurt dışındaki üniversitelerden öğrencilerin de üniversitemize ve SOYAÇ çalışmalarına katılmalarına olanak sağladı. Ve SOYAÇ hem kurumlar arası hem de uluslararası işbirliklerinin olduğu muazzam bir çekim alanı da oldu. Fransa'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan, çeşitli Avrupa ülkelerinden öğrenciler gelerek çalışmalarımıza katıldılar. Ve yine bu işbirliğimiz kapsamında da hemen her yıl Hollanda'dan öğrenciler gelerek kimi ritim atölyesi yaptı, kimi İngilizce öğretmek üzere bir takım etkinlikler düzenledi. Dolayısıyla gelen her genç eğitimini aldığı işte o bölümün kendisine kazandırdıklarının yanı sıra kendi güçlü taraflarıyla da birleştirerek çalışmalara hep renk kattılar, çalışmalara destek verdiler. Bitiriyorsun sus, beni bu dertten kurtar. İşte bu gerçekleştirdiğimiz okul temelli toplum çalışmaları 2019 yılında UNESCO Öğretmen İşgücü toplantısında yenilikçi başarılı uygulamalar arasında gösterildi. Bu da yine bizim için çok gurur vericiydi. Temelli toplum çalışmalarına daha sonra Bursa Osman Gazi ilçesinde bir ilkokulda devam ettik. Çalışmalara Bursa Osman Gazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yanı sıra Boş Biriz Sosyal Sorumluluk Kulübü de dahil oldular. Yine diğer SOYAÇ projelerinde olduğu gibi üniversitemizin psikoloji, çocuk gelişimi bölümü öğrencileri, Marmara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümüne devam eden öğrenciler, yine üniversitemizin kurucu vakfı İMEV dahil oldular. Çocuklar için, aileler için bir takım çalışmalar yürüttük. Biz dedik ki biz sosyal sorumluluk kulübü olarak çocuklarla ve çocukların eğitimiyle ilgili bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü hepimizin geleceği aslında çocuklar. Projede bize hep vurgulanan şey beynin nasıl çalıştığını algılayıp çocukları oradan yakalayabilmek, çocukları daha iyi gözlemleyebilmek ve yaşadıkları süreçleri anlamamızda bize rehber olacak. Bambaşka dallardan insanların psikoloji bölümü, çocuk gelişimi, yani ben mesela ortopedagojinin temsilcisi olarak hepimiz bir arada olmamız benim için çok özel ve güzel bir şey. Aslında sadece çocuklara değil, onların ailelerine, çevrelerine de çok fazla katkı sağlıyoruz.
İşte dün aldığımız bir haber, şu an çocukların ailelerinden okuma yazma bilmeyen aileler için de bir okuma yazma programı başlıyor. Biz aslında yolculuğa sadece çocuklara destek olalım diye çıktık. Bugün ailelerine de dokunuyoruz. Sadece ailelerine dokunmuyoruz, onların beslenmelerine dokunuyoruz. Onların eğitimlerine, gelişimlerine, psikolojilerine dokunuyoruz. Bundan daha mutluluk verici bir şey yok şu an bizim için. Nişantepe'den sonra Üsküdar, orada da devam etti bizim çok kıymetli hocalarımız ve öğrencilerimiz devam etti. Ve şimdi de Bursa, çok başarılılar. Hepsini duyuyorum. Gerçekten çok mutluyum bu konuda. Biz okuma yazma kurslarına hiç ara vermeden devam ettik. Bunun için arkadaşlarım için bir alkış rica ederim. Al. Evet. İki. Evet. Nine. Hayır. İlet. Ancak onun öncesinde kısa bir böyle gıda güvenliği, hijyeniyle ilgili bir eğitim yapacağız. En güçlü tarafı travma bilgisine dayalı oluyor olması. Yani önce çocuğu güven içinde tutma, görülmesini, duyulmasını sağlamak, güvende hissetmek, sonra zaten öğrenme başlıyor. Bir kere müthiş bir güç. İlçe milli eğitimin olması, öğretmenlerin olması, öğrencilerimizin olması eşsiz bir deneyim. Ön lisanstan lisans üstüne tüm öğrencilerle beraber farklı paylaşımlar yapıyor olabilmek, gençlerden öğreniyor olmak, çocuklardan öğreniyor olmak bugün belki şu an aklıma gelmeyen pek çok deneyimi kazandırıyor olacak bize. Proje kapsamında çok farklı yararlı eğitimler var. Özellikle Soyaç Araştırma Merkezi'nin bu konuda sağladığı katkı yadsınamaz. Steve Greiner Üstad'la yapılan çocuk gelişimi, çocuk davranış gelişimi üzerindeki eğitim mükemmel bir girişti. Bu eğitimde çocuklara yaklaşım, öğrenme teknikleri, bunların detaylandırılması açıkçası çok faydalı. Ya öncelikle aldığımız eğitimler çok güncel eğitimler. Kullandığımız bazı kaynaklar var. Bunlar kılavuz kaynaklar olarak görüyorum. Bruce Perry'nin Köpek Gibi Büyütülmüş Çocuk kitabı ilk kılavuzumuz. Ve bununla birlikte Steve Greiner'le birlikte aldığımız nöro ardışık eğitim modeli bize travma bilgisini öğrenmemiz anlamında çok katkı sağlıyor. And the limbic system of our brain is the center of relationships. Ve beynimizin bu limbik sistemin bulunduğu yer beyinde ilişkilerden de sorumlu olan yerimiz. Aşırı heyecanlıyım. Şu an ve tüm süreçte de aslında o heyecan var. Biz çok heyecanlıyız. Gerçekten çok heyecanlıyız. Ve buradaki üniversitenin onunla beraber özel sektörün sürecin içinde dahil olması aslında birçok kuruluşa, birçok kuruma bir mesaj niteliği taşıyor. Hep birlikte bir araya geldiğimizde büyük bir gücüz biz. Çok sayıda uluslararası eğitim, sempozyum, konferans düzenledik. Ve buraya uygulamacılar, akademisyenler geldiler, öğrencilerimizle birlikte, alanda çalışanlarla beraber çok çeşitli eğitimler yaptılar, süpervizyonlarımıza katıldılar, birlikte bilgi ve deneyim paylaşımında bulunduk. Kendilerinin nasıl çalıştığını, bizim nasıl çalıştığımızı, ortak yanlarımızı, farklılıklarımızı beraber düşünüp değerlendirme fırsatını bulduk. Ve tabii o eğitim olarak bir araya gelişler, daha sonra işte bir takım programların geliştirilmesine de vesile oldular.
Bu da bizim daima gelişerek ve farklı uygulamalardan, farklı çalışmalardan beslenerek ilerlememizi sağladı. Yine örneğin bu uluslararası işbirlikleri, işte bir öğretmen eğitim programının örneğin Malta'dan üniversitemize kazandırılması gibi ya da işte çeşitli hastanelerde çalışan psikiyatristlerin, psikoterapistlerin üniversitemize gelmeleri gibi, toplumda yine çalışan risk altındaki çocuklarla, gruplarla çalışan terapistlerin de yine gelerek öğrencileri bizle birlikte çalışmalarına, deneyim ve uygulamalarını karşılıklı olarak birbirimizle paylaşmamız için fırsatlar yaratıldı. Şundan bu yana üniversitemize davet ettiğimiz, çalışmalarımıza katılan kuramcılar, uygulamacılar, onlar gelip üniversitemizde eğitimler vermişlerdi ve geçtiğimiz yıllarda da bu işbirliklerini bir yüksek lisans programına dönüştürdük ve bu yüksek lisans programını NHS İsland'ın işbirliğiyle beden psikoterapisi sertifikalı klinik psikoloji yüksek lisans programını oluşturduk. Yine bu yüksek lisans programı da son derece önemli. Çünkü biz alanın ihtiyaçlarına göre sadece dersler geliştirmedik, aynı zamanda programlar da geliştirdik. İşte bu programlara da bu yüksek lisans programı çok önemli bir örnek oluyor. The program is pioneering in its own right, I suppose, because it will combine experiential learning with very clear didactic, really classroom teaching of the various concepts that are relevant for the field. And I think that is a particularly significant part of the program, really, to bring the experiential side for a second. Nitekim buradaki öğrencilerimiz de yine uygulamalarını Soyaç'ta yapıyor olacaklar. Soyaç'ta yapmaya başladılar. İşte bizim 4 yıl boyunca üniversiteye gelen, bugün artık genç olan çocuklarla birlikte projesindeki çocuklarla, işte bu beden psikoterapisi programına devam eden gençler, öğrencilerimiz bir araya geldiler ve şimdi bugünün artık gençlerine, ki ne güzel ki onların çok büyük bir bölümünün işleri var, kendi ayakları üzerinde duruyorlar ve şimdi bu programa devam eden öğrencilerimiz tarafından da ayrıca destekleniyorlar. Bu da bizim için çok önemli. İşte bir taraftan yüksek öğrenim niteliği artarken eş zamanlı olarak bizim toplumda gerçekleştirdiğimiz çalışmaların da niteliği artıyor. Öğrencilerimiz gelişiyor. Toplumda yaptığımız çalışmaların niteliği artıyor. Dolayısıyla toplum üniversiteyi, üniversite toplumu karşılıklı olarak birbirini mütemadiyen besliyor. Burada da çalışmalarımızın süreli değil, sürdürülebilir olduğunu söylemeliyim. Çünkü bir fona
bağlı olmaksızın başlatılan çalışmalar sürdürülebilir oluyor. Nitekim bizim şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz projeler işte kimi zaman seçimler nedeniyle olabiliyor, kimi zaman kurumda çalışan yetkililerin artık kurumda çalışmamaları, oradan ayrılmaları neticesinde olabiliyor. Eğitimin niteliği arttıkça, işte bu açılan yeni derslerle, oluşturulan yeni programlarla eğitimin niteliği arttıkça öğrencilerimiz toplumda çalıştıkları için bizim toplumda gerçekleştirdiğimiz projelerin, uygulamaların niteliği de artıyor. Ve böylece de biz tükenmeden, kendimizi yenileyerek, heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başladı ama tekrar başladı. Yani daha güne yeni başladık. Bakacağız işte. Eğlenmeyi düşünüyoruz yani. Fenerbahçeliyiz biz ölümüne kadar. Çat ezik. Antrenmanlar aynı böyle. İşte değişik. Bana göre güzel yani. Yani bu kadar kapatın istiyorsunuz yani. Bizim zaten Soyaş Maltepe bizi etkileyen tek bir nitelik vardır. Kendi adıma da söylüyorum, belki arkadaşlar da katılır. Tek bir nitelik neydi? Bize olan sevginizdi, azminizdi, devam etmenizdi. Ya bunlar bir şey olmaz deyip de gitmeniz değil. Onları sımsıkı sarmanızdı. Bizi bu bağladı işte. Sizin kalbinizi de yakın kıldı. O merceğe de, o güzellik, topluluğa da bizi yakın kıldı. Biz de zaten severek katıldık gerçi, bir hevesle. Ama ben dikkat ediyorum, daha hiçbir söz yok. Yani bana söylediğiniz güzel sözler, aramızda konuştuğumuz onca kelimeler yok, sıfır. Ama duygu muhteşem. Yani aradaki bağ, sevgi muhteşem. Bizim yokluğumuz veya sıkıntı çekmemiz önemli değil. Burası biz zaten mercek, gelip geçici bir yer. Biz sizden gördüğümüz çok şey var, bunu inkar etmiyoruz, çok şükür. Yani biz Maltepe Üniversitesi'ne girdiğimizden beri birçok şey etkinliklerde, bak hala şu an bana verdiğiniz, şu an televizyon komedinin üzerinde duruyor, Maltepe Üniversitesi etkinlikler, tiyatro, radyo, felsefe, dergi olarak hala onu çerçeveledim ve asmışım oraya. Bir anı, bir hatıra. Demek ki siz ne kadar değerli olduğunuzu onu oraya koymamla mümkün ölçebilirsiniz. Bak başarısız başarı hiçbir şey beceremez görüyor musun? Her şey. Uyluğumu kırdı bak. Olduğum için çok mutluyum. Ben buraya geldiğim sürece sanki hayatım bir başka olacak. Yeni bir hayata bir adım atmış gibiyim. Her zaman buraya gelmeye devam edeceğim. Arkadaşlar bir farklı, burası bir farklı. Arkadaş ortamı mükemmel bir şey. Dedim, inşallah buraya gelip de devam ederim.